Madımak'tan Mercan'a, Koray'dan Dursun'a. Biri henüz 11 yaşında. Pir Sultan Abdal'ın elinde dünyanın en güçlü direnç, bilinç ve isyan silahına dönüşmüş bağlamaya, semaha ve türkülere sevdalı. 2 Temmuz 1993'te Madımak'taki 33'lerin en küçüğü Koray Kaya. Diğeri, yüzyıllardır özgürlük meşalelerinin yandığı, sefer edilip zafer elde edilemeyen Jaru Diyara. Kaypak Kaya'nın destanlaştığı Muzurlara, Zeldağ'a, özgürlüğün diyarına giden, 17 Haziran 2005 Mercan Dağları'nda kimyasal silahlarla katledilen 17'lerin en küçüğü Dursun Turgut. Koray'ı tanıma şansım olmadı. Koray, o küçücük yaşında kocaman yüreğiyle Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılmış ve Sivas'ta ateşte semaha durmuştu. Gerici, şeriatçı, insanlık düşmanları tarafından ve tüm dünyanın gözü önünde saatler süren bir ablukadan sonra ateşe verilen Madımak Oteli'nde yıldızlara doğru yürümüştü. Ama Dursun'u tanıdım. İyi ki de tanımışım. O oldukça alçak gönüllü, saygılı, öğrenmeye aç, gözü pek, girişken ve asla yorulmayan bir genç sosyalist, gerçek bir Pir Sultan dostuydu. Pir Sultan'ın inancı ve direnciyle dolu yüreğini her geçen gün öğrenerek bilince dönüştürüyordu. 2004 yılındaki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kongresi'nde genel yönetim kurulu listesinde yer alması için önce epeyce ikna etmeye çalışmış ve sonrasında da genel yönetim kuruluna girmesine katkı sağlamıştım. Yıllardır Dursun'un ve Ökkeş'in Mercanlar'da 17 Kızıl Karanfil ile birlikte yıldızlaşmasını yazmak istedim. Ancak bir türlü ne Dursun'u, ne de Ökkeş'i, ne de yaşamlarını halklara adamış, inancın, kararlılığın ve özgürlüğün birer meşalesi olan 17 devrimci, sosyalisti yazmaya yüreğim el vermedi. Sözcükler hep yetersiz kaldı kağıt üzerinde. Hiçbir zaman ölümlerine inanasım gelmedi. Onlara ve yoldaşlarına ölümü konduramadım. Bugüne kadar özgürlük, adalet, eşitlik mücadelesinde yaşamını yitiren yüzlerce, binlerce insanın ölüm haberlerini duysam, okusam, bilsem de Ökkeş, Okan, Berna, Taylan, Dursun'u tanımıştım. İnsan, tanıdıklarının, sevdiklerinin, değer verdiklerinin ölümlerine inanmak istemiyordu. Haziran ortasına doğru yaptığımız PSAKD İstanbul Şubeleri Eşgüdüm Kurulu toplantısında Banas Pir Sultan Abdal etkinlikleri, 2 Temmuz'da İstanbul'da yapacağımız miting ve Sivas Madımak'taki 2 Temmuz anması ile ilgili bir dizi kararlar almıştık. Ve Dursun Turgut da bu işlerle ilgili bazı görevler üstlenmişti. Ama toplantıdan sonraki günlerde telefonlarıma bir türlü cevap verilmiyor ve yanıt alamıyordum. Sanırım 14 Haziran olmalıydı. Telefonumu açtı ve "Abi özür dilerim ama özel bir iş için yurt dışına gittim. Birkaç gün içinde döneceğim. 2 Temmuz mitinginden kısa süre önce orada olacağım." deyip bana "Hoşça kal yoldaş, yakında görüşmek üzere Erdal abi." demişti. Nedendir bilmem ama sanki o an bu "hoşça kal" ve "yakında görüşeceğiz" sözlerini kendisini uzun bir süre ya da bir daha hiç göremeyeceğim gibi hissetmiş, bunu da bir iki arkadaşla paylaşmıştım. O yazın birlikte Dersim'e Munzur Doğa ve Kültür Festivali'ne gidecektik. Festivali görmeyi çok istiyordu. O da benim gibi bir Dersim sevdalısıydı. Hatta onun sevdası daha ağır basmış ki benden önce o yola düşmüş bile. Bu telefon görüşmesinden birkaç gün sonra duyduk ki Dursun festival tarihi gelmeden Munzur'un doruklarında yoldaşlarıyla halaya tutuşmuştu. Cafer Cangöz, Aydın Han Bayat, Okan Ünsal, Ali Rıza Sabur, Berna Saygılı Ünsal, Alaaddin Ataş, Cemal Çakmak, Taylan Yıldız, Kenan, Binali Güler, İbrahim Akdeniz, Günnaz Yıldız, Ahmet Perktaş, Çağdaş Can, Ersin Kantar ve İlla da Ökkeş Karaoğlu. Sevdaların yaşanmasına, sevmeye, sevilmeye, eşitlik, özgürlük, barış ve aydınlık içerisinde yaşamamıza izin verilmeyen bir coğrafyanın insanlarıydık. Ve binlerce çocuğumuz, gencimiz gibi Koray'ımız da, Dursun'umuz da sevdalarının peşindeyken aramızdan koparılıp alındılar. 16-17 Haziran gecesi, yüzlerce yıldır özgürlük türkülerinin dinmediği Muzurlara, her sabah güneşin biraz daha parlak doğduğu dağlara kapkara bir sis çökmüştü Mercan Dağları'na. Özgürlük, eşitlik, adalet için bir araya gelen, sosyalizme, insanlığa inanan, bu uğurda asla tereddüte düşmeden mücadele eden 17 Kızıl Karanfil sonsuzluğa yol aldılar. Madımak Oteli katliamından bu yana 23 koca yıl geçti. Mercan Dağları katliamından bu yana da 11 yıl. Ne devletin güvenlik güçlerinin desteğiyle gerici, şeriatçı, faşistlere yakın Madımak Oteli'nde yanarak yıldızlaşan, içlerinde 11 yaşındaki Koray'ın da olduğu 33 aydın, yazar, sanatçı, semahçı canı.
ne savaş uçaklarının bombaları, kimyasal gazlarıyla Mercan Vadisi'nde katledilen Özgürlük Savaşçısı 17'leri, ne de Koçgiri, Dersim, Çorum, Maraş, Sivas, Gazi, ölüm oruçlarını, Gezi, Suruç ve Roboski'yi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Aradan yüzlerce yıl geçse de ardılları bu özgürlük çiçeklerinin özlemlerini gerçekleştirmek, yarım bıraktıklarını tamamlamak, daha güzel bir dünya yaratmak için mücadeleyi yükseltecektir. Yitirdiklerimizin isimlerini tek tek belleklerimize, yüreklerimize, beyinlerimize yazdık, yazacağız. Asla unutmayacağız. Güneşin sofrasında halaya, ateşte semaha duranların yolu yolumuzdur. Yolumuzdan dönmeyeceğiz.